Ya aşk deniz gören evdeki teras mı sorusu Burak Kut'a geliyor. Yalı'da oturan aramızda bir kişi var. Bence aşk deniz. Ciddi misin? Ne? Ciddiyim tabii. Ha, nasıl yani aşk deniz? İşte bu bağlamında aşk deniz bence. Deniz gören. Burada gene maddiyatçı bir yaklaşım var. Aşk yani sen böyle bu bir metafor. Deniz gören evdeki teras. Yani sen genel olarak maddi bir beklentiyle mi aşık olursun? Bence sorusu bu. Evet. Öyle mi sence abi? Hayır, öyle değil tabii. Değil değil mi? Ya tabii senin için böyle olmayabilir de birçok insan var abi. Ama o aşk tabii değil tabii yani. Yani tabii aşk değil de hani orada hani bir kinaye var zaten. Aşk evdeki neydi? Teras. Aşk evdeki teras mı değil mi? Deniz evdeki yabancı. Aşk diyor deniz gören evdeki teras mı hani? Ya da ne balkon oldu mu? Balkon olmadı çok. Bizim teras daha havalı tonlar. Aşık olunmayacak mı? Sen ne diyorsun? Ne aşk? Balkon diyorum ben de. Bence daha samimi. Ya maddiyat var mı sende aşkta? Hiç öyle bir şeyin var mı? Yok canım olur mu ya? Hayır. Şurada bir romantik bir giderdi vallahi. Hiç yok ya. Biraz olsa keşke hatta. Öyle hiç mi yok, diyorsun? Evet. Olsa iyiydi mi diyorsun? Ya biraz olabilirmiş yani. Kararlarından demek geçiş kararlarından. Ne yüzden biraz olabilirmiş mesela? Yani. Bunu da merak ettim. İşte ben merak ettikçe evet. Soruyorum. Kararlarından belli ki şey. Şimdi ben bu açıklamaları yaparsam bir erkek düşmanlığı falan diye konuşacaksın benimle. Hayır erkek düşmanlığıyla ne alakası var ya? Yani şöyle düşünüyorum. En azından bazı şeylerin. Ya bunu söyleyemem şimdi ya. Söyle ya merak ettim. Bazı temel şeylerin karşılanması gerekiyor. Karşılıklı ben bir starım, yani. Şöyle standartlarda yaşıyorum. Ona göre hareket edilmesi lazım. Kendimi hayır şöyle düşünüyorum. İnsanların beklentileri ve insanların birazcık davul bile dengine olayı var ya. Ay benim başıma gelen. Davul dengine olayı beni çok üzdü yalnız. Bu kız ne dedi ya? Hiç doğru bir söylem değildi ben. Hayır evet. Şöyle bir şey ama yok. Davul hiç bana ya. Hiç şey yapmayın ya şu anda. Yarıştan söylemeyin. Böyle bir şey değil. Ama ben burada gerçekten gene cinsiyetçi bir yaklaşım var. Ben şöyle hissediyorum. Erkekler genel olarak bak yine başlıyorum çok kötü talihsiz açıklamalar ama. Hay Allah. Erkekler genelde kendilerinden daha çok para kazanan kadınlara karşı bir yerden sonra içerliyorlar mevzuyu. Onay geldi. İçerliyorlar mı? Yoksa ben hani bir şeyler beklediğim için değil. Ben sadece erkeklerin bir noktadan sonra şimdi bunu bu komplekse. Şimdi bu genellemeler de doğru değil doğru bence değil. Tabii. Cinsiyetçi yaklaşıyor. Bazı diyorum. Evet. Bazı lafı duyuluyor mu? Bazı lafı duyuluyor mu? İstisnalar kaydı. Bazı erkekler. Burak abinin eşi ondan çok daha fazla kazanıyor. İçerliyor mu? Zaman zaman tabii çok başarılı bir insan. Öyle mi? Yani, sen onunla yani, gurur duyuyorsun. Evet ama şöyle bir şey var. Eda iftarımız. Bu kadar. Evet çok gurur duymak. Bizi erkekleri bir kalıba soktu. Harman etti bırak. Bazı erkekler diyorum. Olmaz. Bir dakika hanımefendi. Sirenç olan. Konuşuyorlar. Şu anda hani üç erkek. Evet biraz. Evet yükleniyor. Olmaz. Evet, çok evet, hoş olmaz. Yani. İşte bu durum erkek için çok acıdır ama. Değil mi? Gençliğimizde aslında bir de o taraftan bakmak lazım. Nasıl yani? Ben şimdi eşim yani yanlış anlamaz beni. Çünkü çok uzun yıllar mesela benim çok para kazanamadığım, çok beğendiğim mesela kız arkadaşım vardı. Bu dengi meselesini hissettiğim an mesela yıkılmıştım. Ben çorba ısmarlayabiliyordum sadece. O başka bir yere gitmek istiyordu. Ama belki sonra kötü. O fakir ama gururlu genç. Belki sıra. Burak Kut oldu. Hayır bir şey soracağım. Hayır ya bir şey soracağım. Ben ama travmatize oldum yani. Ben bununla ilgili kötü şeyler yaşadım üst üste. Eyvallah, o yüzden bu hale geldim. Yoksa bu bir önyargı değil yani. Devam. Bir sonraki şarkıyı alalım. Devam. Allah Allah. Aynadık güvendiğin ne? Melek misin gümüş sö... Bunu ilk defa duyuyor özellikle bir... Tweet atıp ben hayvan gibi Serdar Ortaç hayranıyım. Serdar tweet atmadım video çek. Video çekeyim. Ama yani şimdi bunu ilk makara defa yaptım ya ben Serdar... Güvendiğin falan yapamazsın. Hayır gümüş söğüt dalının belli bir sembolik bir anlamı mı var onu olabilir. Merak ettim. Hayır, gümüş yani, söğüt dalı denilince bir melek kadar kıymetli bir şeyden mi bahsediyor oluruz? Zeytin ben dalı niye... biliyorum ben. Zeytin dalını gümüş söğüt dalı da... Serdar'a sormak lazım. Bayağı. Burada yar diye tabir edilen kişiyi bulup ona sormak lazım. Kıymetli bir şey gibi. Melek de öyle. Çok evet. Değerli falan. Melek. Ama yoksa mı gibi bir şey var? Melek misin yoksa hani tersini mi tezat olarak bir şey mi acaba? Kötü bir şey de olabilir. Ama diyor ki bak aynada güvendiğin ne? Melek misin? Hani yoksa gümüş söğüt dalı peki, mı gibi melekle, de yoksa'yı koyunca hoş evet. Duyulmayabilir mi? Melekle gümüş söğüt dalını çıkarıp aynada güvendiğin ne dersek? Mesela senin aynada güvendiğin bebet oluğun mu? Aynada insan ki görmek istediği kişiyi görürmüş. Ha. Yani kendini ben Burak Kut'um diyorsa onu görürmüş. Ben genelde öyle aynayla şey yapmam, münasebetlere girmem. Çok aynaya bakmaz mısın abi? Yani bakarım tabii ki de o işte estetik kaygılarımız var muhakkak da. Ayna diye şarkım var ama şu an söylemek istemiyorum. Orada çıkmamış çünkü. Yukarı çıkmayacak. Çok çıkmamış bir şarkı var ama yani bu konuyla. Vallahi söylesen ne iyi olur. Çıkmamış şarkını söylesen iyi olur. İşte onlar. Ufak bir at be. Girişini söyleyeceğim. Hadi söyle be. Ben bu çıkarmayı düşündüm. Çıkmamış şarkısı bırakmışsın. Hadi bakalım. Hayır sadece giriş.
düşüneyim. Hadi. Yani çıkarmayı düşündüğüm bir şarkı da değil ama şöyle başlıyor. Şey diyormuş. Hazır değil. Hayır hayır. Aslında bak tam karşında duruyor ayna. Kendinden başka kimseden yok sana fayda. Yani bu sorunun cevabını vermiş evet. bulundu biraz bu aslında. Bu adam bir filozof arkadaşlar. Evet. Estağfurullah. Bu adam bir filozof. Buradaki önerme geldi çattı, döndü Shakespeare'e dayandı. Evet kesinlikle. Sokrat'a dayandı. Schopenhauer'e dayandı. Allah razı olsun. Yusuf için söyleyebiliriz. Suastı. Sivas. Senin için nereli abi? Babada. Ya İstanbul doğumlu benim babam. Dedeler falan suyun öbür tarafından Bulgaristan'dan gelme ama İstanbulluyuz. Peki senin deden o şeymiş de Kutul Emare'deki kut. Aslında yani o tam böyle benim tespit ettiğim bilinen bir şey değil. Biraz üzerime de kaldı. Ben tam bildiğim bir konu değil yani. Baktım bak, ama. Çok gizemli çok. Evet tam bildiğim bir konu, bir konu değil. Ama tabii kut soyadı oradan geldiği belli. Yavrum baban nereli? İstanbul. Valla. İstanbul. Niye hepiniz İstanbul ya? Bilmiyorum İstanbul yani. Babanın babası. Ha geldi ya. Ha bu kadar... soru gelmedi evet. ya. O da İstanbul ama onun öncesi galiba bir Gürcistan mevzusu var. Selanik ya da. Yok ama çok ne yapabilirim? Çok seviyorsunuz bu hayatı. Bir ara ben şeye baktım. Yozgat yok mu ya? Ben sana söylüyorum. Ben bir anda soy o şey vardı ya. Devlet'teki soy ayrıca evet. bir yerde bana Konya şoku geldi. Ha, oh canım hadi. 1860'lara kadar falan gösteriyordu. Konya çok geçmiş demek. Bir ara bir Konya'ya girilmiş. Ondan sonra bir Batum'a gidilmiş falan. Böyle Çerkis'ten Konya. Garip geldi bana. Oradan oraya gelip sen orada... Karadenizler Üre, falan filan. Orada bir yer bir Konya'ya gidilmiş. Orada kuşlar gibi, üremeci kuş gibi oradan oraya gitmiş, orada üremiş. Oradan sen genini al, devam et. Evet. Güzel bir kombinasyonsun biliyor musun? Konya'yı ben bilmiyorum. Ha? İyi yani. Kızlar babasına benzeyen erkekten hoşlanmış. Konya şivesi var bende biliyor musun? Ha? Beni dinle, Konyalı gibi konuşuyorum. Allah. Hayal. Efendim? Bir düşün lan. Ha? Davul bile dengi dengine mi kız?